93'tü ilk albümün çıkışı. 2013'te bir Best of Kenan Doğulu albümü çıkacak. Benim için artık ilk yarı bitti, ikinci yarı başlıyor gibi düşünüyorum. İlk yarıya da galip giriyoruz. Çok Evet, yani bugüne kadar alnına nakiye çok güzel getirdin de bizim konu kaynadı arada. Yine Best of'a bağlayıp, Best of'a bağlayıp bizim konuyu ama arada iyi, kay... iyi toparladı bence. Güzel o toparladı yüzden da, bir hayatım, rahat bırakabiliriz. Güzel toparladı da ben yemem. Yoksa güzel toparladı yani. Ya aşığım, çok seviyorum. Keyfim harika, çok yerinde. İşte bunları tamam, anlat yani. Yani. Ne var bunda yani? Abi Allah. İnşallah tabii ki şarkılarıma yansıyordur. Elbette yansıyor. Nasıl duyamadık abi? Bir daha söyle. Şarkılarıma yansımaz olur mu? Elbette yansıyor. Yansıyor. Sana da yansıyor. Yani bir yüzün gözün falan aydınlanmış, bir keyfin yerinde. Çok çok mu aşıksın? Ya dur. Ya ama yine... Ya arkadaş. Sen bunu anlatacaksın ki ben de ümitleneceğim. Yani bunu sana bedavaya ya, sormuyorum. Bana, keyfim yerine geliyor sana. Bunu bana daha doğrusu bize Sezen Aksu bir akşam söyledi. Cem'in düğününde hatta. Sezenciğim, evet. Buradan seyrediyorsan bizi, seni çok seviyorum. Şarkılarıma gene sihirli değneğiyle dokundu. Harika sözlerle. Abi konu yine başka bir yere gitmiyor. Dur hayır, oraya gitmiyor. Oraya gitmeyecek. Şunu söyleyeceğim. Yine bir kayıyor. Aksı kaydı konunun da. Ha. Siz o kadar güzel bir ışık veriyorsunuz ki bütün Türkiye'ye umut verdiniz dedi bana. Çok hoşuma gitti. Ha, yani. Güzelmiş gerçekten hani, de. Aşk, romantizm bunlar böyle biraz maalesef ikinci planda kalmış şeyler oldu artık. Günümüz hızlı tüketimi içerisinde. Yüzeysellik, sosyal boyut ve her türlü şey biraz tek boyutluluğa döndü. Evet. O yüzden aşk duygusal zaman olsun isteriz, evet. Hep her zaman. İyi, ne kadar güzel ya. İyi, harika. Keyfin yerinde yani. Vay kardeşim benim ya. Vay aslan kardeşim. Nasıl oluyor ya? Allah. Nasıl oluyor yani? Vallahi unuttuk ya. Anlat. Programdan sonra ben vallahi sana anlatacağım. Vallahi anlat ya. Allah. İzliyor mu bizi? Şu anda? Şşt. Ha? Ya. Uyuyor. Yok. Ses yapmayalım diyorsun. Hemşire oldu. Biz Beren'le Kenan'ın aşkını çok önceden biliyorduk. Bu geçtiğimiz 3-5 ayın olayı değil. Çok daha önceden başlayan bir şeydi. Kenan Doğulu'nun Beren Saat'in olduğu dizinin içine bile ince ince eyvah sızdığını bir şey hazırlamış biliyoruz. Diziye yamandığını. Yavaş konuşuyorum ki hızlı konuşuyorsam. Set çıkışlarında beklediğini. Hızlı konuşuyorsam yanlış bir şey söylerim diye yavaş konuşuyorum. Set çıkışlarında beklediğini, dizinin içine ince ince sızdığını, küçük küçük mesajlar verdiğini dizinin içinde. Bunları biz tabii biliyoruz. Siz seyirci olarak kaçırmış olabilirsiniz aradaki detayları. Fatma Gül'ün... Abi suçu ne ya? Gerçek sen bil... Sen bilirsin ya. Vallahi o kadar bize içeri sızdın. Bize de söyle. Sen tabii dizi falan seyretmeye başladın değil mi? Başladım mecburen seyretmeye başladım. Sen bir dakika, bir dakika. Mecburen. Sen şimdi koca Kenan Doğulu, yani bizim bildiğimiz normal, abi partideyim şu anda konuşamıyorum falan Kenan Doğulu evde şimdi böyle leblebiyle dizi mi yani? Buraya mı geldi? Olay bu mudur yani? Evet abi. Aa, harika. Harika. Nereden ya çıkacağımı bilemedim bu abi konuda. Abi ne kadar güzel ya. Şu VTR'ye gir bari de ben de gülelim yani. Yok yok, konu çok güzel yere geldi. Biraz daha konuşalım bak, çok güzel. Memnun değil misiniz bu sohbeti yapmamızdan? Kızlar siz de yandan yüklensenize, orada ikiniz de nazilli bardağı gibi içtir uyumadan mı attım yani. Ben bir kurtarmaya tamam, çalıştım evet. Ama o taraftayım. Evet. Ben çalıştım ama. O taraftan mısınız? Dedim çok iyi toparladı bence artık, tamam, bırakalım evet falan dedim. Doğrusu. Sizde var mı bir şey? Ben yemem dedim. Sana da bulaşırım. Var mı bir şey? Yok. Bulaş. Yok. Sende var, sende var zaten tabii. Yok. Yok mu? Aa. Ha. Aha. Ha. O. Yani ha. Yok, bunları konuşmayalım. Tabii tabii, yok bence de onları konuşmayalım. Kenan'la konuşalım sadece bunları. Ötekilerle konuşuyor. Kenan'ın dizinin şeye nasıl... Allah. Ne dedi? Demedin onu, demedim. Bir şey demedim. Benat mı dedi? Demedim. Demedim. Bir şey demedim. Ama şu gülüşleriniz yüzünden dedim zannedilecek. Beni siz yakıyorsunuz şu anda. Demedim.
Kenan'ın dizinin içine nasıl sızdığını hep beraber seyredelim. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ödümü patlattım. Seni çok seviyorum. Mıçım mıç insan aşktan soğur be. Bir siz aşıksınız sanki. Zihin oyunlarım mı? Koyun uyumlarım mı? Kalk kalk kalesim var. Çatlıyı çatlamak üzereyim, neresinden tutup da düzeleyim. Ortalı olmuşum düzeneyim, kendi bir boğazım var. Çatlıyı çat... Ne oldu? Öldü mü yoksa? Hayır. Emin misin? Gerin başladı yine. Tamam, özür dilerim. Devam edelim. Aman ver bir daha paylaşalım kız. Çatladı çatladı oynaşalım kız. Azıcık, 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 azıcık. Söyle abi. Bu arada Esra'ya sözüm var. El sallayacaktım kameraya. Esra? Esra? Bizim mukaddes yenge. Ha, mukaddes yenge. Oh. Ben anlamadım, sonradan geldim. Işık şefinin oğluna çikolata götürecektim falan diye buralara kadar. Vallahi yengeye el sallamadın. Esra'ya... Söyleyemedim de. Evet. Düşün artık. Buradan evet, gerçekten düşün artık. Aşka bak ne kadar güzel. Oğlum, Allah mutlu etsin kardeşim. Evet. Gözü olanın gözü çıksın. Oh. Gerçekten. İnşallah çok uzun öyle olur. Var mı hocam evlilik mevlilik bir şey? Başka ne şarkı söyleyecektik ya? Ama çok ince girmedin mi konuya, sanki bir şey olmazmış gibi. İnşallah çok iyi. Evlilik falan var mı? Ne düşünüyorsun? Seni bekliyoruz hocam. Önce sen. Beni beklersen sen açılarsan olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,